Merhabalar, hoş geldiniz değerli örgütçüler. Hayırlı geceler diyelim. Ben gece çekim yapıyorum genelde. Bazen gündüz, bazen gece yapıyorum. Bugün bir şaşırtmaca yapacağız. Renklerde hep böyle hani sarının yanına beyaz, sarının yanına gri, sarının yanına kahve gibi gidiyoruz ya. Bu kez açıklı koyul yapacağım. İki tane ipim var. Birisi opal dört nevsim, birisi nakoelit baby. 3 numara şişe 80 tane ilmek attım. 82 ilmek attım. Şöyle şuradan hemen yazayım arkadaşlar. 82 tane ilmek attık. Şöyle yarım ay çizelim. 82 tane ilmek attık. Şu önler için 80 tane ilmeğin şimdi dağılımını yapacağız. Dağılımında şöyle kollarını çizelim. 22 ilmek arkaya koyacağız. Başka yerden not aldım da arkadaşlar. 22 11 kollar ikişer reglan 15 önler. Bu şekilde bir dağılım yapacağız. Yanlışımız olursa düzelteceğiz. 82 ilmekten 4 diş haroşa ördüm. 3 numaralı şimdi 4 diş haroşa ördüm. Sonra dağılımını şöyle yaptım. 15 2 reglan 2 4 6 8 10 11 kol 2 reglan 22 ilmek arka 2 reglan 11 kol 2 reglan 15 ön. Şimdi bunu farklı bir yaka yapacağım için hemen sarıyı kopardım, kenara aldım. Koyu sarıyı alıyorum. Ve hiç düğüm yapmadan bir geçiş yapacağız. Buraya biraz dikkat edelim. Hiç düğüm yapmayacağız. Bunu da iki düzle başladım, iki düzle bitirdim. Bakın diğer tarafı da düz. Şimdi yaparken nasıl yapıldığını göreceğiz. Kenarımız düzgün dursun diye. Bu arada birinci iliği açtım. İkinci iliği de sizinle birlikte açarız. Hemen kenarda ipimi biraz uzun bıraktım. Bir tane düz ördüm. Sarıyı şöyle sıkıştıralım arkadaşlar. Hemen sarıyı şöyle ipimin arkasına aldım. Bu şekilde. Bir tane düz daha ördüm. Aynen böyle başladım. Bu ipleri şöyle arada götüreceğim. Bakın hiç düğüm yok. Şöyle sararak gidiyorum. Düz örüyorum. Bir ilmek ördüm. Açık sarıyı aldım. Bir ilmek ördüm. Koyu sarıyı aldım. Bunu böyle belli bir mesafeye kadar götüreceğim. Düğüm yapmadan halletmiş olacağız. 15 ilmeğimizi bu şekilde örüyoruz. Bu yeter. Daha bu sökülmez. 15 tane ilmeğini düz olarak örüyorum. Roba düz. 1 reglan artışımı yapıyorum. 1 2 tane düz örüyorum. Reglan artışımı yapıyorum. 11 tane düz örüyorum. tane düz ilmek ördükten sonra tekrar reglan artışımı yapıyorum. 2 tane düz örüyorum. Reglan artışımı yapıyorum. 2 4 6 8 10 Bakın bir ilmeği
Ben erken almışım arkadaşlar. 11 reglan ilmeklerimi şöyle araya aldım. Artırmamı yaptım. 2 ilmek düz ördüm. Artırmamı yaptım. 22 tane ilmek arka bedende düz örüyorum. On dokuz, yirmi, yirmi bir, yirmi iki. Dolamamı yapıyorum. Bir, iki tane düz örüyorum. Dolamamı yapıyorum. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, on, 11 tane düz ördüm. Dolamamı yaptım. Bir, İki tane düz ördüm, dolamamı yaptım. 15 tane düz örüyorum. Düz ilmek olduğu için, düz ördü olduğu için hızlı örüyorum arkadaşlar. Herhangi bir işlem yok. Kenardan iki tane ilmeğimi de bakın aynen bu şekilde başlangıcı da böyle yaptım. Düz olarak ördüm. Şimdi arka yüze dönüyorum. Kısa satır da yapacağım. Yaka düşürme yapacağım. En basitinden. Şimdi bu kenardaki ilmeklerin ikisini de arka yüzden örmeden alıyorum. Ters örgü örer gibi ikisini de örmeden aldım. Diğer ilmeklerimi pardon ön pat için 7 ilmek örüyorum. 3 4 5 6 7 tane çocuk için yeterli arkadaşlar. Kalan bütün ilmeklerimi ters örüyorum. Ta ki diğer öne kadar. Önden biz geri döneceğiz. Diğer ön bedene kadar ters örüyorum. Ön bedene yaklaştık. Bakın reglan artışlarımı örüyorum. Ters. Arka yüzden ters, ön yüzden düz. Arka yüzden artırma işlemi yok, ön yüzden var. Şimdi buradan biz ön bedene geçtik. Ön bedenden 2 ilmek alacağım. 1 ve 2. 2 ilmek aldım ve çevirdim. Şurada ön pat içinde ayracımızı takalım. Kafamız karışmasın. 2, 4, 6, 7. Evet. İp benden tarafayken şöyle arkaya çekiyorum. Arkaya çektim. Bu şekilde aldı. Örmeye devam ediyorum. İki tane ilmeği aldık, döndük, ördük. Reglan atışımı ördüm. Reglan atışımı yapıyorum tekrar. İki tane düz örüyorum. Reglan atışımı yapıyorum. Kola geçiyorum. Şimdi bu şekilde düz ilmekleri reglan atışlarımızı yaparak örelim. Diğer öne kadar. Artırmayı ördüm. Tekrar artırma yaptım. 1 2 tane ilmeğimi ördüm. Artırma yaptım. Arka beden ilmeklerimi örüyorum düz reglana kadar. Böyle bu renkler bir hoşuma gitti arkadaşlar. Hem kız hem erkeğe gider. Reglan artışımı yaptım. 2 tane düz ördüm. Reglan artışımı yaptım. Koldaki ilmeklerim 13 olmuştu. İlmeklerimin tamamını düz olarak örüyorum. Bu sırada ilmeklerimiz kolda 15 oldu. Reglan artışımı yapıyorum. 1 2 tane düz örüyorum. Reglan artışımı yapıyorum. Ön bedene geçiyorum. Artırmayı ördüm. Artırmanın dışında 1 2 tane de ilmek ördüm ve çevirdim. İp benden tarafayken ipi şöyle arkaya devirdim. Bütün ilmeklerimi ters örüyorum. Diğer öne kadar ilmeklerimin tamamını ters örüyorum. Arka yüzden herhangi bir işlem yapmaksızın dönüş yaptığım ilmeğe kadar geliyorum.
Evet, kısa satır ilmeğimize geldik. Bu şekilde bir görüntü var. Şöyle iki ilmek varmış gibi, fakat tek ilmek olarak örüp şöyle yerleştirdik. Şimdi burada bizim 6 tane ilmeğimiz kaldı. Üçünü bir alacağız. 1, 2, 3. Geride 3 tane ilmeğimiz kaldı. Tekrar çevirip ip benden tarafayken şu şekilde yapıp ipi arkaya aldım. İşte hem reglan atışlarımı yapıyorum hem örüyorum. Reglan atışımı yaptım. 2 tane ördüm. Reglan atışımı yaptım. Ön yüzden reglan atışlarını da artık kavradık arkadaşlar. Hangi noktalarda artıracağımızı. 2 tane ilmek var. Ana ilmek. Sağında ve solunda artırma yapıyoruz. Artırmamı yaptım. 1, 2 tane ördüm. Artırmamı yaptım. Arka beden ilmeklerini ördüm. Yani şu mantık şu. Bazı arkadaşlar çok acemi olduğunu söylüyor. Önden artan ilmek önü genişletiyor. Şu kolun omuz başından artan sağda solda ilmekler de kolu genişletiyor. Arka bedenin her iki tarafında artışlar da arka bedeni genişletiyor. Tamam mı? Artırmalarımı yaptım. Kolu da bitirmek üzereyim. Artırmamı yaptım. 1, 2 tane ana ilmeğimi ördüm. Artırmamı yaptım. Öne geçiyorum. 1, 2, 3 tane düz ördüm. Burada ikili görünen ilmeğimiz tek olarak örüldü. 1, 2, 3. Burada da 3 tane ilmeğimiz kalacak şekilde çevirdim. Şekilde arkaya aldım. Böyle yapınca dönüş noktalarımızda herhangi bir iz kalmıyor. Diğer öne kadar ilmeklerimi örüyorum. Sıramı tamamlıyorum. Evet, kısa satır ilmeğine geldik. Kısa satır ilmeğimizi de tek ilmek olarak ördük. 3 tane ilmeğimiz vardı. Bu 3 tane ilmeği de örüyorum. 1, 2 ve 3. Artık kısa satır bitti. Şimdi burada ne yapıyoruz? Haroşa yapıyoruz. 2, 3, 4, 5, 5 tane haroşa ördük. Yani ben haroşayı bu şekilde yapıyorum. Düz yapıyorum. Bu kenarda 2 tane ilmeğimi örmeden alıyorum. 1, 2. İkisini de örmeden aldım. Çevirdim kenarı. Örmeden aldığım ilmekleri şimdi ise örüyorum. 1 ve 2. İkisini de ördük. Fakat ilmeğim döndü. İlmeğimi çevirdim ve ikisini de ördüm. 3, 4, 5, 6, 7. 7 tane haroşamı ördüm. Diğer ilmekleri reglan artışlarımı yaparak sıra sonuna kadar devam ediyorum. Artık reglan artış noktalarımızı da gördük. Gayet net. Artan ilmekler bakın önde bir genişlik oluşturuyor. Şu dönüş ilmeklerimizi niye öyle döndük? Bakın hiç dönmüş gibi değil. Dümdüz duruyor. Reglan artışımı yaptım.
iki tane ördüm. Reglan artışımı yaptım. Reglan artışlarımızı yaparak diğer öne kadar ilerleyelim. İki tane ördüm, reglan artışımı yaptım, ön bedene geçtim. Ön bedendeki ilmeklerimi düz olarak devam ediyorum. Yaka düşürme kısa satır uygulamamız bitti. İlmeğimizi tek ilmek olarak örüyoruz. 1 2 3 ayracımızı aldık. Ön patta olan 7 tane ilmeğimi 5'ini örüyorum. Yani 7'sini de örüyorum arkadaşlar, anlayacağınız. Bakın burası da ön yüzden örerek tamamladık. Anlaşılmıştır. Bunu bir miktar öreceğiz. Bir de bu kenarın yapılışını göstereyim. Bunu da iki ilmeğimi de örmeden alıyorum. İkisini de örmeden aldım. Ters örgü örer gibi örmeden aldım. Biraz da şöyle sıkıştırın. Sonra haroşamı örüyorum. 1 2 3 4 5 tane haroşamı örüyorum. Kalan diğer ilmeklerimi tamamen ters örüyorum. Diğer kenarın ilmeğini de bir kez daha göstereyim arkadaşlar. Yani ön yüzden örüyorsanız kenar ilmeğini arka yüzden örmüyorsunuz. Arka yüzden örüyorsanız ön yüzden örmüyorsunuz. 1 2 3 4 5 arka yüzden ikisini de örmeden alıyorum. İkisini de örmeden aldım. Ön yüze geçerken ön yüzden örüyorum. 1 ve 2. Böylelikle düzgün bir kenar görüntüsü oluyor arkadaşlar. Ve bunu bir miktar öreceğim. Şöyle kafamda renkleri de kombinleyeceğim. Bakalım ne işlem yapacağız. Hadi siz de benimle örün. Şöyle kol yerine kadar biraz örelim. Sonra bir bakalım neler oluyor. Evet, hazır mıyız arkadaşlar? Şimdi bunu ben bir miktar yaptım. Biraz aceleciyim ben. Bir miktar yaptım, daha kolları ayırmadım. Hemen dedim şöyle bir yakayı bir yapalım, bakalım nasıl oluyor. Örmek isteyenler de yakayı benimle birlikte örer. Şimdi bu yakanın hemen haroşanın bir alt sırasından, sevgili hanımlar, bir alt sırasından ilmekler çıkardım. İlmek çıkarmamı tekrar sizinle birlikte devam edeceğim. İlmekleri hangi noktadan çıkardık ve kaç ilmek çıkardık? Bakın ilmekleri şöyle gördüğümüz şu ilmeğin içerisinden tığ yardımıyla çıkarıp şişime taktım. Tekrar diğer ilmekten çıkarıp şişime taktım. Belli bir aralıklarla ilmek artırdım. Ve bu çıkardığım ilmekler 92 tane ilmek olacak. Artırmayı nereden yaptım? Bakın artırmayı şu aradan girdim. Hemen sarıdan çıkardım. Şişimdeki ilmek sayımı 92'ye tamamlayarak arkadaşlar bir model yapacağım. Böyle ara ara kendinize aralar belirleyin. Aralardan ilmek çıkarak 92 ilmeğe tamamlıyorum. Şimdi şu şekilde artırdım. Bakın artırmaları nasıl artırdım. 3 ilmek ön örerken artırdım. 3 kolda artırdım. Yani şuradan ilmek çıkardım. 3 önde fazla ilmek çıkardım. 3 kolda. 3 arkada. 3 diğer kolda. 3 bu kolda. Toplamda 15 tane ilmek fazladan çıkardım. 92 tane ilmeğe tamamladım. Şimdi bu 92 tane ilmeğimizi bizim arka yüzden, sevgili hanımlar, tamamen ters öreceğiz. Şöyle nereye kadar? Bakın diğer haroşaya kadar.
Diğer haroşaya kadar şu düz ilmekten aldım. 92 ilmeğimizi her bölümde 3'er ilmek artırarak şöyle ters örgü örüyorum ilk sırama. Tığla aldığım için ilmeklerim dönmüş. Ben de bunu ne yapıyorum? Düzgün bir şekilde ters örgü olarak örüyorum. Bütün ilmeklerimi arka yüzden ters örerek geldim. Ön yüzden modelimizi koyacağız. Modelimizi hemen ön yüzden yapmaya başlayalım. Dilerseniz bunu yapın ama yapmanızı öneririm. Çok güzel oluyor çünkü. Şey, kenar ilmeğinden başlıyorum arkadaşlar. Kenar ilmeğini ördüm. Bir. Şuradan bir taneyi ördükten sonra şöyle iki tanesini birlikte ördüm. Bunu örerken de dışa doğru örmüş olduk. Tamam mı? Devamında bir, iki tane düz örüyorum. Toplamda 4 tane ilmeğim oldu. Şurada hemen bakın tam önün üzerine gelecek şekilde bir tane artırma yapıyorum. Örüyorum. Bir tane artırma yapıyorum. Bir, modelimiz kolay. Modelimizin ilmek sayısı 7 artı 1 arkadaşlar. 7 olan şu kısım, 1 olan şu kısım. 2 tane ördüm. Burada şöyle 2 ilmeğimi birlikte aldım. 1 tane düz ördüm. Ortadaki ilmek sona gelecek şekilde daha düzgün dursun diye 2 ilmeği 1 ilmeğin üzerinden atlattım. 1, 2 tane düz örüyorum. Tekrar bir dolama yapıyorum. 1 düz örüyorum. 1 dolama yapıyorum. 2 düz örüyorum. 2 düz örüyorum. Kenarda yarım model olduğu için kenarı bu şekilde başladık. Devam ediyorum. 2 ilmeğimi birlikte örmeden alıyorum. 1 ilmek düz ördüm. Üzerinden atlattım. 1, 2 tane düz örüyorum. 1 dolama yapıyorum. 1 düz. 1 dolama. 1 düz. 1 düz derken ikinci düzümüzü de yaptık. Yani bu artırmanın sağında solunda 2 ilmek. Diğer ilmekleri iki şekil, ikisini birlikte şöyle boşalıp örgümü yapıyorum. Boşaldığım ilmekler üzerinden atlatıyorum. 1, 2 tane düz örüyorum, 1 dolama yapıyorum, 1 düz, 1 dolama yapıyorum, 2 düz. 2 ilmeği örmeden alıyorum, 1 ilmeği düz örüp üzerinden atlatıyorum. 1, 2 düz, 1 dola, 1 düz, 1 dola, 2 düz. 2 ilmeği örmeden al, 1 ilmeği ör, örmeden aldığın ilmekleri ördüğün ilmeğin üzerinden atlat. 1, 2 ör. 1 dola, 1 ör, 1 dola, 2 ör. Bu şekilde sıra sonuna kadar devam ediyoruz arkadaşlar. Sıra sonunu da yine birlikte örelim. 2 ilmeğimi boşalıyorum. Boşaldığım ilmeği ördüğüm tek ilmeğin üzerinden atlatıyorum. 1, 2 tane düz örüyorum. 1 dola, 1 ör. 1 dola, 1, 2 ör. Buradan 1 ilmeği, diğer ilmeği ör. Yarım model olduğu için üzerinden atlat. 1, 2 tane kenar ilmek. Şöyle bir kontrol edeyim kenarı. 2, 4. Şöyle bir bakıyorum. Diğer kenar gibi keselim arkadaşlar. 2. Yine aynı şekilde şu şekilde 2 tane ilmeği alıyorum. 2 düz ördükten sonra bakın artırmayı yaptım. Artırmayı yaptım. 2 düz ördüm. 2 boşaldım. 1 düz ördüm. Üzerinden atlattım. 1
İlmek ördüm. Evet. Böylelikle modelimizde herhangi bir artma, eksilme olmadı. Demek ki 92 ilmek bizim işimizi gördü arkadaşlar. Modelin gereği. Hemen arka yüzden ne yapıyorum? Bütün ilmekleri ters örgü olarak örüyorum. Hiçbir işlem yok. Çok kolay, yakalarda da çok şık duran bir model yapacağız. Bütün ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Bunu yeleğiniz bittikten sonra da yapabilirsiniz. Ben anlatım yaptığım için biraz da aceleciyim. Nasıl olacak diye. Birinci bölümde bunu size anlatmak istedim. Zaten tek bölüm olarak paylaşmak istiyorum arkadaşlar. Çok uzatmak istemiyorum. Videoları parça parça istemiyorum ben. Tek bölümde olunca daha iyi. Koyarsın telefonu dizine. Yazarsın semaat 04 semaat yakadan başlama dantelli yaka bebek yeleği. Bunun adını öyle koymayı düşünüyorum. Ya da fırfırlı yaka bebek yeleği. Sıram sonuna kadar örüyorum. Şöyle yakada bir ilmek sevgili hanımlar. Bir ilmek fazla fazla söylemişim ben size. Şunu hemen düzeltmem lazım. Şu fırfırlı bölümünde yakamızın fırfırlı bölümünde 91 ilmekmiş. Tamam mı? Şu fırfırlı bölümünde 91 ilmek olmuş. Bir tane ilmeğin fazlası yanlış olmaz canım. Arada kesiverirsiniz ne var? Şimdi ön yüze geçiyorum. Ön yüzden modelime devam ediyorum sevgili hanımlar. Bunun tasarımı da bana ait. Onun için biraz sayıda yanlış yapabilirim. Ama elimden geldiği kadar doğru yapmaya çalışıyorum. Kenar ilmeğimizi ördük. İşte buradan hemen iki ilmeğimi sağa doğru ördüm. Bunu bu şekilde de yapabiliriz. Ortadaki ilmek tam böyle ortaya denk gelecek şekilde ördüğüm için bu şekilde boş al, bunun üzerinden atlat, bu ilmek ortada düz dursun. Bir tane örüyorum. Bakın şimdi 4 kez artırma yapacağız. 1, 1 düz ör, 1 düz ör, 1 düz ör, 1 düz ör. Evet. Şimdi artırmamız kaç tane oldu? Hemen sayalım. 1, 2, 3, 4 kez artırma yaptık. Toplam ilmeğimiz kaç tane? 2, 4, 6, 8, 9. Ne yapıyoruz? Yine kesme noktasına geldik. Bakın tam bu ortada kesmiştik. Aynı şekilde 2 ilmeğimi boşalıyorum. 1 ilmeğimi örüp üzerinden atlatıyorum. Bir tane düz örüyorum. Artırmaya devam ediyorum. 1, 1 düz ör, 2 düz ör, 3 düz ör, 4 düz ör. Bu kadar basit. 2 ilmeğimizi alıyoruz. Boş örmeden bu 2 ilmeği ördüğüm tek ilmeğin üzerinden atlatıyorum. 1 düz örüyorum. Bu şekilde sıra sonuna kadar devam ediyoruz. Sıra sonuna yaklaştık. Yine artırmalarımı yapıyorum. 1 düz, 2 ilmeği boş al. Yani ön yüzden modelimiz tamamen düz, arka yüzden ters. 1 ilmek düz ör, 1 artır. 1 düz, 1 artır. 1 düz, 1 artır. 1 düz, 1 artır. 1 düz. 2 ilmeğimizi sağa doğru birlikte ördük. Kenar ilmeğimizi de ördük arkadaşlar. Şimdi arka yüzden tamamen ters örüyoruz. Sıramızı böylelikle tamamladık. Yine ön yüzde artırma yaparak devam edeceğiz. Yaka tasarımı semaat 04 semaat. Arkadaşlar kenar ilmeğimi örmeden aldım. Ben genelde örmeden alıyorum. Siz bildiğiniz gibi yapın.
Ama örmeden alınca kenarlar daha bir düzenli duruyor. Şimdi ön yüze geçiyoruz. Şöyle bir modelimizi kontrol edelim. Modelimiz gayet güzel. Kendini göstermeye başladı. Gelin kız yüzü gibi. Kenar ilmeğimi alıyorum. Düz ördüm. Yine boşaldım. Bir ilmek ördüm. Yine üzerinden atlattım. Kenarda iki tane ilmeğim kaldı. Devam ediyorum. Artırmamı yapıyorum. 1 2 3 Artırmamı yapıyorum. 1 Örüyorum. Artırmamı yapıyorum. Tam şu ortada iki tane artırmamız oluyor. Sağında solunda bakın. 1 2 3 3 tane düz örüyorum. Artırmamı yapıyorum. Kalan 3 tane ilmeğimi birlikte tamamlıyorum, kesiyorum yani. 2 ilmek boşalıp 1 ilmek örüp üzerinden atlattım ve bitirdim. Artırmamı yapıyorum. 1 2 3 Artırmamı yapıyorum. Orta direk var. Sağında ve solunda artırma yapıyorum. 1 Artırmamı yapıyorum. 1 2 3 Artırmamı yapıyorum. 2 ilmek boş. 1 ilmek ör. Tamamla. Yani buradaki fark sadece şu yaprağın ortadaki ilmeğin sağında solunda artırmak. Sağında ve solunda artırmak. Burada zaten kestiğimiz ilmeğin yerine ilmek artırıyoruz. Bu şekilde bir sıramızı devam edelim. Bu yakayı her örgüye uygulayabilirsiniz. Tabi örgünüzün ilmek sayısına bağlı arkadaşlar. Burası da önemli. Artırmamı yapıyorum. Pardon. Artırmamı yaptım. 1 2 3 Artırmamı yaptım. 2 ilmeğimi boşaldım. Boşaldığım ilmeği bir ilmeğin üzerinden atlatarak tamamladım. Artırmamı yaptım. 1 2 3 Yaprağın şu ana damarı olan sağında ve solunda birer artırma. Artırmamı yaptım. 2 ilmeğimi birlikte ördüm. Her iki tarafta da 2 ilmeğim kaldı. 91 ilmek benim yakam için yeterli oldu. Siz daha büyük yelekte uygulayacaksanız modeli ona göre yerleştirin arkadaşlar. Ben her bölümde 3'er ilmek artırdım. Benim için yetti. Zaten kaç tane yaprak olduğunu da söyleyeceğim. Bu 3 yaş için ideal bir ölçüdür. Şimdi bütün ilmeklerimi yine ters olarak örüyorum. Sıra sonuna kadar. Arka yüzden herhangi bir işlem yok. Arka yüzden bütün ilmeklerimi ördüm. Şöyle bir kontrol edelim arkadaşlar. Şu yakamızı kontrol edelim bakalım ne alemde. Topluyor mu, açılıyor mu, yakamız düzgün duruyor mu? Evet, gayet düzgün duran bir yaka elde ettik sevgili arkadaşlar. Evet, şu anda gayet güzel. Evet, herhangi bir toplama yok. Tamam mı? Şöyle bakıyorum. Arka beden için 1, 2, 3 tane yaprak sığmış. 1, 2, 3. Reglan yerine 1 yaprak. Omuz başına 1 yaprak. Diğer reglan yerine 1 yaprak. Öne 1 yaprak sığmış. Diğer önü de keza aynı. Şimdi bunu biz daha fazla açmak istersek ne yaparız? Şu üstlerde, bakın şu tepelerde birer ilmek daha artırabiliriz. Fakat ben artırmak istemiyorum çünkü gayet orantılı duruyor şu anda. Artırmayacağım. Eğer dediğim gibi daha böyle toplama ihtimali olmuş olsaydı, bakın şu tepelerde, şu yaprağın tepelerinde bir ilmekten iki ilmek çıkaracaktım. Daha geniş, daha büyük böyle yelpaze şeklini alacak bir yaka olacaktı. Şimdi bütün ilmeklerimi, yakamı kontrol ettim. Yakamız gayet güzel oturdu.
Şimdi bütün ilmeklerimi düz olarak örüyorum. Bütün ilmeklerimi düz örüyorum. Bu sıramızı. Şayet yakamızda şöyle yelpaze gibi açılma olmasaydı şunu yapacaktık. Şöyle yapacaktık. Şu ilmeğin içerisine bir ilmek daha örecektik. Yaka iyice bir dilimli durması için. Fakat benim yakam şu anda gayet güzel, bunu yapmıyorum. Eğer yapmak isterseniz, daha geniş olsun isterseniz bu işlemi de yapabilirsiniz. Bu omuzlara doğru ilmek çoğaldıkça yelpaze şeklini alırsa yakamız güzel durur. Bütün ilmeklerimi düz örüyorum. Sıra sonuna kadar ilmeklerimi düz ördüm. Tekrar hatırlatma yapayım. Yakayı daha geniş bir yaka isterseniz sıra başında gösterdiğim gibi yaprakların üzerlerinde birer ilmek daha artırabilirsiniz hanımlar. Evet. Sıramızı tamamladık. Evet, son ilmeğimizi de ördük. Şimdi şöyle bakınca güzel bir görüntü çıktı. Arka yüzü çeviriyorum. Çok geniş bir yaka istemedim arkadaşlar. Çocukta çok geniş bir yaka hoş durmaz, durmayacağını düşünerek ipimi arkaya alıyorum. Ve artık örgümün bitim aşamalarına geçiyorum. Kenar ilmeğimi arkaya aldım, düz ördüm. Şimdi arka yüzden bütün ilmeklerimi düz örüyorum. Yakanın bitiş kısmını ön yüze haruşa düşecek şekilde düz örüyorum. Yine sıra sonuna yaklaştık. Bütün ilmeklerimiz düz. Son kenar ilmeğimi de düz örerek bitirdim. Şimdi ön yüze geçelim. Ön yüzden bütün ilmeklerimiz ters. Ters örgü. Şu kenarı şöyle arkaya aldım. Kenarı zaten dikeceğim. Çok da sorun değil arkadaşlar. Bütün ilmekleri ters örüyorum. Niye böyle yaptım ben? Şu şekilde alayım da düzgün dursun. Bakın arkaya attım. Kendime doğru aldım. Bütün ilmeklerimi ters yapıyorum. Bütün ilmeklerimi ters yapıyorum. İki diş ters örgü olmuş oldu önde. Biz bunu arka yüzden keseceğiz, bitireceğiz. Fırfırlı yaka çalışmamız burada bitmiş olacak. Sonra kol yerinde birlikte yapalım. Evet, böylelikle yakamızın sırasını tamamlamış bulunmaktayız sevgili örgücüler. Şimdi yakayı arka yüzden keseceğiz. Yine düz olarak keseceğiz. Şimdi şöyle ilmeğimi aldım, ya da şöyle yapalım tam birbirine uyum sağlasın. İlmeğimi aldım buradan. Arkaya attım. İki ilmeği birlikte ördüm. Geri taktım. İki ilmeği birlikte ördüm. Şöyle gevşek, çok sıkı kesmeyin, etek toplar. İki ilmeği birlikte ördüm. Kesme şeklimizi de bu şekilde tamamlayalım. Sonra kola geçelim. Bunu da
Şöyle şuraya diksek de olur, dikmesek de olur. Şöyle bir yaka yaka yüzden bitirelim bakalım. Şimdi yakayı bitirdim. Hanımlar, arka yüzden keserek bitirdim. Bu tarafını tığla ipimi biraz uzunca, yani ipimi kesmeden önce bu tarafı tığla şuraya birleştirdim. Bakın şuraya birleştirdim. Şimdi diğer tarafı da sizinle birlikte birleştirelim ve kolların yapımına geçelim. Şu şekilde, bakın şöyle ölçün. Şu şekilde şöyle. Evet, tam şu haroşadan giriyorum. Şu haroşadan giriyorum. Şu ilmekten çıkıyorum. Yani 1, 2, 3, 4, 5, 6. haroşadan tığımı alıyorum. Çekiyorum. Şu arkaya da bir düğüm atalım. Sonra düzeltiriz onu zaten. Şimdi şu şekilde hanımlar, bakın. Şu çizgiyi takip edeceğiz. Şu çizgiyi takip edeceğiz. Tamam. Hemen her ilmekten bir tane alarak kaydırma yapıyorum. Kaydırma ile ekliyorum. Bunu iğneyle de dikebilirsiniz. Diğer ilmeğe geçiyorum. Alttan da takip ediyorum. Bir sıra atlıyorum. İkinci sıradan kaydırmamı yapıyorum. Her bir ilmekten bir tane şöyle doğaçlama kaydırmamı yapıyorum. Son ilmeğimizi de yaptık. Şurada şöyle bir görüntü oldu. Şunu alıyorum. Tam şu üstten. Şu aradan şöyle aldım ve arka yüzü çektim. Şöyle bir eklem oldu. Gayet de kolay oldu. Bunu da buradan bir zincirle iki tane zincir çek. Sağlam olsun. Riske almayalım arkadaşlar. Bunu da şöyle keselim. Evet. Sonra bu ipleri bir şekilde, bakın şöyle temizleyelim. Yani çirkin görünmesin. Ve son ilmeğimizi de temizledik. Buradakini de aynı şekilde. Buradakinde ne yaparız? Şöyle yukarı çekelim. Yakanın altından gezdirerek her bir ilmekten bir tane alarak böyle gezdire gezdire bunu da buradan keseriz. Ve yakamızı birleştirmiş olduk değerli örgücüler. Yakanın tasarımı bana aittir. Gayet de güzel oldu. Herhangi bir kasılma, toplama kesinlikle olmamıştır yakamızda. Gördüğümüz gibi yakayı tamamladık. Şimdi gelin kolyerini yapalım. Bunu dilerseniz kol ağzını da yaparsınız ama ben yapmayacağım. Çok sevmiyorum öyle. Her tarafı kabar kabar örgüler, hiç sevmem. Burada kısa satır yapacağım. Bakın şu ana kadar iki kez kısa satır yaptım. Yani haroşa olduğu için çekiyor. Kısa satır da birlikte örelim. Bu üçüncü kısa satırım arkadaşlar. İki tane düzüm örüyorum. 3, 4, 5, 6, 7, 8. ilmeğimi düz olarak ördüm. Çeviriyorum. Arkaya aldım. Bu şekilde yine haroşamı örüyorum.
2 tane ilmeğimi örmeden alıyorum. Her iki başta da aynı zamanda yapalım bu işlemi. Evet, 2 tane arka yüzden almadığım ilmeklerin ikisini de ördüm. Şimdi örerek kolyerine kadar ilerliyorum. Şuradan kısa satır ilmeğimi aynen bu şekilde örüyorum. Kolyerine kadar ilerliyorum. Artık artırma yapmıyorum. Bakın kaç kez artırma yapmışız. Şöyle bir sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 kez artırma yaptıktan sonra kolun yapımına geçiyorum ben. Şimdi kolu bu kez farklı yapacağım arkadaşlar. 29, 30. artırmamızı yapalım. 2 ördüm. Evet. Kolda da artırdım. Diğer kolyerine kadar örüyorum. Dilerseniz kol ağızlarını sarıdan, açık sarıdan yapabilirsiniz. Ben dediğim gibi çok böyle karışık sevmiyorum. Bu sıranızı eğer sarıdan yapacaksanız bu düz sıranızı sarıyla örebilirsiniz. Haroşa yapacağız şimdi. Tekrar ilmeklerimi ördüm, artırmamı yaptım. Şurada reglan ilmeğinin birisini alıp geri dönüyorum. Artık artırma bitiyor arkadaşlar. Kenar ilmeğimizi şu şekilde alalım. Arkaya attım. Bütün ilmeklerimi düz örüyorum. Böylelikle 4 diş ön yüze 4 diş düşecek kadar haroşamı örüyorum. Bütün ilmeklerimi düz olarak örüyorum. 2 tane olan ana reglan ilmeğimizin birisini alıyorum. Bakın artırmayı ördüm. Bir de reglan ilmeğini örerek çeviriyorum. İlmeğim ipimi arkaya atıyorum. Bu şekilde 4 diş haroşamızı yapıp gelelim sevgili hanımlar. Şimdi bu tarafa gelirken bakın benim burada 2, 4, 5 tane ilmeğim var. Birisini örüyorum. 4 taneyi bırakıyorum. Kolun altına çok ilmek biriksin istemiyorum. 4 taneyi bıraktım. Şuraya hemen bir ayraç takalım. Koldan 4 ilmeğimizi bıraktık. Şu şekilde yine kısa satır ilmeği gibi arkaya devirerek örgüme devam ediyorum. Diğer tarafta 4 ilmek kalana kadar. Bunu tek renkte çalışabilirsiniz arkadaşlar. Benim gibi çok renkli de iki renkli de çalışabilirsiniz. Şimdi şuradan 2 4 3 ilmeğimi daha örüyorum. 3 ilmeğimi daha örüyorum. Şu acemi arkadaşlar için bir ayraçta hemen şuraya takalım. Şöyle belli olsun. Bu ilmekler kola ait olan ilmekler çeviriyorum. İlmeğimi arkaya aldım. Yine diğer tarafa kadar düz örüyorum. Bütün ilmeklerimi düz ördüm. Sizin haroşa nasıl kolayınıza gidiyorsa öyle yapın. İlla benim gibi yapmanız gerekmiyor. Burada kısa satır ilmeğimizin ikisi sanki iki ilmeği bir örer gibi ördük. Hemen şurada bizim 4 tane ilmeğimiz vardı. 1 bir ilmek aldım, geri döndüm. Bir tane yeterli. Tekrar diğer tarafa doğru 3. diş haroşamı yapıyorum. Bütün sıramı tamamladım.
Diğer taraftan bir ilmek aldık, döndük. Bu taraftan da bir tane ilmek alıp devam edeceğim. Bakın burada da kısa satır ilmeğimizi aynen bu şekilde örüyorum. Şuradan da 4 ilmeğin birisini aldım ve çevirdim. İpimi arkaya aldım. Örgümün görüntüsü bozulmaması adına yine bütün bir sırayı haroşa olarak örüyorum. Yine kısa satır ilmeğimi 2 ilmek gibi tek olarak ördüm. Burada 3 tane ilmeğimiz kalmıştı. Tekrar bir ilmek aldım ve döndüm. 4. sıra haroşamı yapıyorum. Arkaya aldım ve bütün ilmeklerimi haroşa örüyorum. Bu isteğe bağlı sevgili hanımlar. Bunu yapmamızdaki neden kolun altına örgü kümesi birikmesin. Yani kolun altı daha rahat etsin diye. Bu da değişik bir kol anlatımı olsun size. Tabi isteğinize bağlı. Hırka yapacaksanız ben 32 kez artırma yaptım. Hırka yapacaksanız bunu 34 kez artırma yaptıktan sonra kolları örün. Kolları örerken de kolun altına iki bir tarafa ilmek atarak kolları örüp devam edin aşağı doğru keserek. Önce 6 sıra örün. Sağdan soldan bir ilmek eksiltin. Sonra 7 sıra örün. Sağdan soldan bir ilmek eksilterek böyle kolun ölçüsünü ayarlayın. Buradan da bir ilmek aldım. Şu şekilde artık bir ilmek olayımız bizim bitti. 3 ilmeğin üçünü de ördüm değerli örgüçler. Şöyle bakıyorum. 4 diş haroşamız oldu. Şimdi keseceğiz. Bunu ister tığla kesin. Şöyle çeviriyorum. İster tığla kesin, ister şişle kesin. Şu şekilde ilmeklerinizi kesip tamamlayın. Dikkat edin kol altına. Keserken kol ağzını sakın kastırmayın. Rahat kesin. Örgünüzü nasıl örüyorsanız kol ağzını da aynen o şekilde keserseniz yani fark yok. Bir değişiklik yapmayın. Örgünüzü nasıl yapıyorsanız, hangi sıklıkta yapıyorsanız kolu da o sıklıkta kesin. Bakın şurada şöyle bir incelme oldu. Evet, şimdi diğer tarafa geldik. Burada da şöyle bir daralma oldu gördüğümüz gibi. Şuradan kısa satır ilmeğimiz var. Hemen bunu da ikisini birlikte ördüm. Burada 2 tane ilmeğimiz kaldı. Bunları da örüyorum. Evet. Böylelikle kolu bitirmiş olduk sevgili hanımlar. Bakın kolu bitirdik. Şöyle tuttuğumuz zaman kolun şurası bakın şöyle badem gibi oldu. Şuradan itibaren artık biz bedeni başlayıp öreceğiz. Şimdi arka bedene geçiyorum. Hemen bakın bu ilmeği kapatmadım. Yine de artırmamı yaparak diğer kolda da biz aynı işlemi yapacağız. Reglan artışlarımı arka bedende ve kolda yaparak tamamladığım kolun son reglan artışında yapıyorum. Buradan bir tane reglan ilmeğini alarak çeviriyorum ve aynı işlemi yapıyorum. İpimi arkaya atıp burada da yine kenarlarda sağda ve solda 4 tane ilmek ayırarak diğer kolu yaptığımız gibi bu kolu da yapalım. Koldaki 3. sıra haroşamı da gidiyorum. Kamera arkasında biraz daha hızlı yaptığım için arkadaşlar
Hızlı hızlı örüyorum arka planda. 2 tane ilmeğimiz kaldı. Tekrar 2 ilmeğimiz kaldıktan sonra tekrar çeviriyorum. Üst diş haroşamı tamamlamış oldum. Son sıramı yaptım. Kısa satır ilmeğimi ördüm. Hemen şurada benim 2 tane ilmeğim var. 1 2 2 ilmeğimi de ördüm ve artık 4. sıra haroşamı da bitirdikten sonra ipimi arkaya alıyorum ve 1 2 3 4 ilmeklerimi kesmeye başlıyorum arkadaşlar. Kesmeye artık bir kez daha göstermiyorum. Diğer tarafa kadar kesiyorum. Koldaki ilmeklerimiz şu anda kısa satır ilmeğimi 2 ilmeği bir örer gibi örüp tamamladım. 2 tane ilmeğim kaldı. Bu ilmeklerimi de ördüm ve diğer kolu da bitirdik arkadaşlar. Evet. İşte bu ilmek de duruyor. Örgüye devam ediyorum. Son reglen artırmamı yapıyorum. Önde kısa satır yapacağız. Hemen öne kadar örelim. 10 diş haroşa ör, bir kısa satır yap. Yeterli. Şu anda ben 3. kısa satırımı yaptım. Kenar ilmeklerimi, kenarın düz durması için 2 ilmeğimi ön yüzden düz ördüm. Arka yüze geçerken arka yüzden bu 2 tane ilmeği örmeden şişimi alıyorum ikisini de. İkisini de şişe aldım. Burada da kısa satırımızı yapıp tamamlayalım. Haroşalarımı ördüm. Bir tane de bedenden ters ilmek ördüm ve çevirdim. İpi kendime doğru aldım. Ters ilmeği şöyle alıyorum ya arkadaşlar. Şimdi arkaya atarak şu şekilde bir görüntü olması gerekiyor. Hemen yine haroşamı yapıyorum. Kol altına kadar arka yüzden ters örüyorum. 2 ilmeğimi ördüm ve ters çevirdim. Arka yüzden yine 2 tane ilmeğimi örmeden aldım. İşte haroşamı haroşa, ters ilmeğin ters kol altına kadar örüyorum. Şuradaki ilmeğimizi düz olarak örüyoruz. Evet. Kol altına kadar örüyorum. Kol altına yaklaştık. Şimdi burada arkadaşlar bazı çocukların böyle bebişi olur. Yani şöyle karnı şişkin olur. Eğer öyleyse kol altına 5 ilmek de atabilirsiniz. Son ilmeğimi de ördüm. Şu araya 5 ilmek de atabilirsiniz. Fakat ben burada şöyle tutuyorum. Benim için 3 ilmek yeterli diyorum. 3 ilmek yeterli diyorum. Şöyle 1, 2 ve 3. 3 tane ilmek attım. Fakat şuradan bakın burayı düzeltmemiz lazım ki diğer taraflarda düzgün olsun. Şuradan şu ilmeğimi aldım. Tamam. Bu ilmeğimizi de aldık ve ters olarak ördük. Bundan sonrasını ben sarı, açık sarı yapacağım. Siz istediğiniz modeli kurabilirsiniz değerli örgücüler. Diğer tarafa kadar örüyorum. Diğer kolda da 3 ilmek atıyorum. Diğer kol altında birlikte yapalım. İlmeklerimi ördüm. Hemen buradan da 1 2 3 ilmek ilave ettim. Şuradan ne yapıyorduk arkadaşlar? Bakın. Şuradan şu reglanda olan bir tane ilmeğimizi şişimize alıyorduk. Ve devam ediyorduk. Evet. Böylelikle bir anlatımın daha sonuna geldik. Evet arkadaşlar, tüm detaylarıyla
anlatım sona ermiştir. İkinci video çekmeyeceğim. Çünkü bunun devamında istediğiniz boya gelene kadar bu şekilde örün. Bu saate kadar iki tane ilik yeri koydum. İlik yeri de zaten hemen hemen herkes biliyor. İki ilmeği bir örüp artırıp ilik yeri yapıyorsun. Burada bizim anlatmak istediğimiz bu yaka modeliydi. Buna şöyle içeriden bir de ütü yaptığımız zaman şahane duracaktır. Yaka tasarımı, tekrar söylüyorum, bana aittir. Bu kol altı fikri de yine bana ait arkadaşlar. Bakın şöyle şu şekilde alta örgü kümesi birikmiyor. Şimdi bunun devamını sarı ile yapacağım. Ve arkadan görüntüsü de bu şekilde. Hepinize kolay gelsin. Allah'a emanet olun. Kucak dolusu selamlar, sevgiler göndererek Semahat 04 Semahat'in kanalında kalmaya devam edin arkadaşlar. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun. Bay bay.